Japonya, 2030 yılı için Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak adına know-how üzerine denemeler yapıyor. Spotlight'ın bu bölümünde Japon icatlarının sürdürülebilirliğini işliyoruz. Yaşlanmayla yüzleşmek, inşaat sektöründe yetenekli işçilerin azaltılmasıyla meydana gelen sorunlarla savaşmak ve üretimi artırabilmek adına Komatsu, yapay zekadan faydalanıyor ve kadınları iş hayatına katılmaları için cesaretlendiriyor. Gelin Smart Construction yani akıllı inşaatlara göz atalım. Önyargılar sonucu kirli, zorlu ve tehlikeli olarak nitelendirilen inşaat sektörü genç neslin hayallerini süslemiyor. Akıllı inşaat isimli sistemle bağlanabilirlik teknolojisi çalışıyor. Lazer yazıcıya sahip insansız hava araçları özel iş alanlarını taramak için kullanılıyor. Toplanan veriler 3 boyutlu araştırmalara kaynak oluyor ve iş makineleriyle kontrol odası çalışanlarıyla paylaşılıyor. Bu sistemle yüksek hassasiyetli üretim sağlanıyor. Akıllı inşaat sistemi baştan sona tüm aşamalarda 3D verilerle makine kullanım zamanını azaltarak daha etkili olmasını sağlayarak kullanılıyor. Çevresel kaygılarla karbon gazı salımını da azaltıyor. Komatsu iş sahasını gençleştirmek istiyor. Özellikle de kadın istihdamını arttırmayı amaçlıyor. Onların katılımı önemli çünkü bu yolla Japon imalat sektöründe 1 milyondan fazla işçi demek. Bu sistemi kullanarak kadınların da inşaat sektörüne adım atacağı günleri umut ediyoruz. Sadece bizim ülkemizde değil, tüm dünyada böyle olmasını istiyoruz. Atıklar gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en büyük sorunlarından biri. Suji Yonomura, eski nesnelere ikinci bir şans vermenin önemine inanıyor. Mesela artık kullanılmayan bir tramvay. Peki ne yapılabilir? Bu servis dışı kalmış tramvayı başka bir amaçla kullanabilir, yeniden hayata kazandırabiliriz. Hatırla isimli proje yeni bir Japon tekniği. Onar Yenile Kullan ismini taşıyan proje, atıklara yeni kullanım alanları yaratıyor. Suji Yonemura tarafından hayata geçirilen projeyi fikir babası anlattı. Tren ve tramvayların tamirindeki süreci hızlandırmak istiyoruz. Bu şekilde elde edilecek kazancı yeni trenlerin tamirine ya da hayır işlerine aktarmak istiyoruz. Suji, projenin Avrupalılar tarafından da benimseneceğini umut ediyor. Temel amaçların eyleme geçirilmesi, bilgi, uzmanlık ve irade, dünyayı sürdürülebilir kalkınma içinde yaşamak, daha iyi bir yer yapmak için en büyük hedef. Bu hedeflerin Japonya'nın uygulamasıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek adına Japonya Küresel İşbirliği Müdür Yardımcısı Bayan Megumi Isuka ile birlikteyiz. Japonya sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ilerletmek için neler yapıyor? Japonya'da biz kadınların güçlenmesi ve deneyim kazanması için çalışıyoruz. Japonya uluslararası alanda 2030 yılı gündeminde arkasında kimse bırakmamak kavramıyla insan güvenliğinin güçlü bir savunucusu olmuştur. Özellikle insana dayalı alanlarda sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak, Afrika'da afet riskinin azaltılması ve sağlık sorunları gibi konularda gelişmekte olan ülkelere yardım önemli bir rol bizim için. Bu başlık bizi bir sonraki raporumuza götürüyor. Çoğu ülkede insanlar halen temel sağlık hizmetleri alamıyor ve bu durum büyük sağlık ve sosyal sorunlarına neden oluyor. Bir Japon firması ise bu konuda hiç de pahalı olmayan bir çözüm üretti. Gelin izleyelim. Sahra altı Afrika ülkeleri salgın hastalıkların başlıca nedeni olan kızların okullara gitmesini engelleyen bir sorunla yüzleşiyor. Lixisato tuvaletleri ise böceklerin açık tuvaletlere geçip mikropları yaymalarını engellemek için tasarlanmış bir ürün. Lixi'nin başkan yardımcısıyla Tokyo'da tanıştık ve kendisi Euronews'a sistemi açıkladı. Bu basit bir karşı ağırlık girişine sahip. Bu aksam burada kurulum yerinde betonla doludur ve kapıyı yakın konumda tutar.
Elixir 2020 yılında 100 milyon kişiye ulaşacak ancak dünyada halen 2.4 milyar kişiyi salgın hastalık riski bekliyor. Elbette başka yenilikler de yaşanacak. Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerine 2030 yılına kadar ulaşılabileceğini düşünüyor musunuz? Umutlarımı yüksek tutmak istiyorum. Uluslararası toplum için temel başarı, toplumu bilinçlendirmek, özellikle de gençlerin eğitilmesi kritik önem taşıyor. Çünkü gençlere içinde yaşayacakları geleceği yaratmalıyız. Bayan Megumi, bize katıldığınız için teşekkürler. Şimdilik bu kadar.